Covid-19 salgınında babasını kaybeden Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi hemşiresi Ebru Ulu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştu. Posta TV olarak Ebru Ulu'ya ulaşarak yaşadığı süreci sorduk. Ebru Ulu yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Özellikle nefes alamıyor olduğunu görmek beni inanılmaz yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken keşke babama da yapabilseydim diye çok düşündüm. Çok istedim babama yapmak. Ebru Ulu ben. Hemşireyim. 13 yıldır hemşirelik yapıyorum. 2012 yılı itibariyle Balıkesir'de görev yapmaktayım. İlk görev yerim Balıkesir'de bölüm olarak yoğun bakımda başladım. Erişkin yoğun bakımda. 2012-2020 yılları arasında yoğun bakımda çalıştım. Kasım'da önce babam COVID'e yakalandı. Birkaç gün evde durduktan sonra solunum sıkıntısı başladı. Artık nefes alamaz ve konuşamaz hale gelmişti. 112 ile şehir hastanesine getirdik. Orada önce COVID servisine çıkardık babamı. Bu süreçte ben yanındaydım. İlk gecemiz serviste biraz sıkıntılı geçti. Sabaha artık iyice kötüleşince yoğun bakıma indirdik. Yoğun bakımda daha etkin tedaviyle tedavisine orada devam ettik. Bu süreçte ben yanındaydım. Özellikle onun nefes alamadığını görmek beni inanılmaz yıprattı. Bu aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken keşke babama da yapabilseydim diye çok düşündüm. Çok istedim babama yapmak. Tarifi çok zor ama gerçekten hiç kimsenin buna yakalanmamasını istiyorum. Herkesin aşı olup bir an önce bunlardan kurtulmasını can yürekten istiyorum. Ben birebir bunu gözümün önünde nefes alamadığını gördükten sonra babam yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra bende de tat kaybı başlayınca test yaptırdım. Pozitif çıktı. Yani ben kendi sürecimden daha çok hep babamın süreci aklımdaydı. Çok fazla semptom yaşamadım. Solunum sıkıntım olmadı. Ama zaman zaman öksürüğüm ve taşikardim oluşuyordu. Bir hafta 10 gün içerisinde ikinci testim negatife döndü. Negatife döndükten sonra da zaten babamın ex haberini aldık. Babamın ex haberini almadan 2 gün önce de annem pozitif oldu. Daha sonra da annemle birlikte bu süreci yaşadık. Ben annemin yanındaydım. Onu iyileştirmeye çalışıp ona destek olmaya çalışıyordum. Her türlü ağır ve sıkıntılı bir dönemdi. Öncelikle böyle bir şey öncelik ediyor olmak beni gururlandırdı. Umarım babamı da gururlandırmıştır. Birebir yaşamış biri olarak herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun. Ve en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın. Hastane genelinde 2000 aşı. Siz yapmıştınız. Evet. Ayhan Bozkurt, Emine Bozkurt. Kaç yaşında vefat etmiştiniz? Babam 63 yaşında vefat etti. Tek kardeş miydi? Bir de ablam var. Bu süre zarfında ablamı hep uzak tutmaya çalıştık. Bir evladım var, onu uzak tutmaya çalıştık. Onlar da aynı şeyi yaşamasınlar diye. Maalesef bir telefonla birbirimize destek olmaya çalışıyorduk. Tabii o da ayrı bir zordu. Allah kimseye yaşatmasın.
yaşatmaması için de lütfen el ele verelim. Bilginiz var mı? Bayağı gelen var mı yani? Yoğunluk var mı? Yoğunluk var. Şu an askerler de oluyor. 18 yaşa indik. Yani boş durmuyoruz. Sadece evet, sadece yemek saatlerimiz boş. Bu süre zarfında tüm mesai saatlerimizi aşıyla geçiriyoruz. Neler söylemek istersiniz buradan? COVID-19 geçirmiş, geçireceğiz. Aşı olanlara, olmayanlara. Eğer pişmanlık yaşamak istemiyorsanız, keşke demek istemiyorsanız, lütfen aşınızı olun. Olmayanları da bu konuda bilgilendirin. Evet, siz kaç yaşındasınız?